Bunları Korudular dair mısınız? ne öğreneceğiz? Mesela bu konuşuyoruz biz burada şu metni gördük. Kimler 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı falan. Kimin ne olacağını çok iyi biliyoruz. Temel Karamollaoğlu ne olacak? Oğlu nereye bilmem ne olacak da. Bu sorduğumuz sorulara dair konuşacak mıyız önümüzdeki günlerde? Millet İttifakı bir şeyler söyleyecek mi acaba? Bu Yani masadan bir şey mesela çıkacak mı? nasıl bir dış politika Bakın, sunacaklar seçmene, değil mi? Affedersiniz, ben Yani bir şey hani söyleyebilirim. Herkes fit herhalde. Şey yaptım, kestim Buyurun ama hocam. Sözünüzü, affedersiniz. Şimdi herkes şöyle bakıyordu Millet İttifakı'nda. Ya İyi Parti'de milliyetçiler var. İşte herkes şey, ekonomi çok önemsemiyor da dış politikada filan Türkiye'nin bu milli politikalarına İyi Parti dur diyebilir diyordu, değil mi? Bir motivasyondu öbür tarafta. Sağ ve milli veya Cumhuriyet Halk Partisi içinde bile milli olanlar için. Şu metinde ona dair bir şey görüyor musunuz? Ganimet paylaşımı dedim ya, alakası yok. Hilal Hanım, menfaatler bir felsefe görüyor musunuz? Hayır. Yok, Hilal Hanım, Dışişleri Bakanı demek öyle bir Cumhuriyet şey Halk Partisi'nde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahmet Davutoğlu. Nasıl anlaşacaklar? Yani Dışişleri Bakanı CHP bırakmaz. Hep koalisyonlarda Dışişleri Bakanlığını alıyor zaten. Olmazsa olmaz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Ahmet Davutoğlu oldu. Türk dışişleri politikasını yönetim diyor ya yıllarca bunu ben siyaset. Yani Amerika'da nasıl oradan açıklama bir yapmıştı ama. Çıkacak? Hatırlıyor nasıl musunuz Amerika bizim adamımızı görevden aldılar? Evet. Hatırladınız yani, mı sen? Hocam Ahmet Davutoğlu. Tahayyül etmek mümkün değil. Libya'dan tamamen çekilecek miyiz? O oradaki varlığımızdan vazgeçecek miyiz? Ya da Suriye'nin kuzeyinden çekilecek miyiz? Bunlar önemli çok sorular. Büyük Irak'taki çok büyük. Yani PKK çekilmek isteyecekler. Mücadelemiz böyle ne olacak? Finlandiya, İsveç anında NATO'ya üye yapacağız. Ya Hilal Hanım, açıkladıkları 2300 maddelik ortak mutabakat metninde şehir hastanelerini gereksiz buldular. Bu projeleri değerlendirecekler. Yani kapatacaklarını söylediler. Şimdi deprem, felaketlerin felaketi, afette şehir hastaneleri Türkiye'nin en büyük gücü oldu. Onu bütün şehir hastaneleri kapatacağız dediler değil mi ya? Aynen. Biz ne konuşuyoruz bu hastane, şehir hastaneleri yok, deprem olmuş. On binlerce yaralıyı orada tedavi ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Bir de devlete güven. Bakın zaman zaman bazen devletin kurumlarına ve devlete güven Türkiye'de çok örselenen şeydir. Özellikle entelektüel, kendini entelektüel zannetenler bir kuruma saldırırlar, bir de devlete saldırırlar. Deprem gösterdi ki devletin yaptığı binalar ayakta kaldı. Tabii, yani iyi. Özellerin yaptığı binalar yıkıldı. Buradan bile kurumun ve devletin aslında ne kadar, yani elbette şeysiz değil yani, hesapsız değildir devlet organizasyonları ama biraz da bu devleti ve kurumlarını sevmiyorsanız bile saygı göstermek zorundasınız. Kim olursa olsun fark etmez. Ya biz öyle tabii, bakmak lazım. Evet. Ya bu deprem gibi felaket döneminde ya da öncesinde sonrasında ya kentsel dönüşümün karşısında duran siyasi aktörleri teşhir etmeyi bile başaramadı. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Başkanı İmamoğlu'na kadar. Barış Atay'ına kadar. Meral Akşener gitti toz koparana şuraya karşı çıkalım falan diye. Ya bu kadar somut bir olayla karşı karşıyayız. Ne demek bu? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı size yalvarıyorum 2014'ten 12'den beri yalvarıyorum diyor kentsel dönüşüm. Ona karşı muhalefet eden bir CHP belediye başkanı muhalefet var. Ve biz bu fotoğrafı doğuranla tamam bırakın bir Libya'yı Libya'yı yani biz bunu doğuranlasak yaşamsal bir problemle karşı karşıya. Ölüyoruz ya. Tabii. Bu ölüm karşısında bölgede 1300 ya ne kadar 137 bin bina yapmış TOKİ yıkılmamış. Çok basit yani daha bunun ötesi yok. Ama sen İstanbul'un göbeğinde kentsel dönüşümlere karşı çıkmışsın. Kim karşı çıkmış? Bu şehri yöneten İmamoğlu. Ve kaç yerde karşı çıkmış? Üsküdar Kirazlıtepe'de karşı çıkmış. Sağmaz'da da karşı çıkmış. Her yerde karşı çıkmış. Bir de propaganda yaptılar. Ve bu fotoğrafı biz anlatamıyoruz. Ama skandal çok olunca o da mı diyor millet hadi canım diyor. Skandal bir olsa bunu olsa mesela parti iktidarı götürür diyeceksin. Bir partiyi götürür ama çok fazla skandal var ya. Artık millet şey noktasına geldi gibi görüyorum ben. Ya o kadar da değil mi? Yok. Boş ver diyor yani ben onu görmeye başladım. Bunları görmüyor mu insanlar şey. Koca. Biraz da algı üzerinden tabii şey değişti. Dünyada etkileme güçleri değişti. Şimdi karşı tarafın avantajını biz görmüyoruz. Karşı taraf sadece Türkiye'deki üç güçler değil. Yani nihayetinde teknolojik bir dünya var ve algıyı uluslararası güçlü büyük şirketler algı yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla ne kadar iktidar olursanız olun Türkiye'de yani dünyadaki o 50 yıllık bilgiyle savaşamıyorsunuz. O algı sizi yönetiyor ister istemez. O yüzden bakın bunun için karşı algıyı yaratmak
aslında akademik iştir aynı zamanda. Evet gazeteci sizler çok büyük hizmet ediyorsunuz ama size de bilgi sağlayacak, bilimsel veri getirecek akademisyene ihtiyaç var. Ben bu yönden eksik olduğumuzu düşünüyorum. Hocam 10 yıllardır bu TOKİ meselesini mesela değil mi? Yani anlattık, bilgiler verdik, ettik. Maalesef bu felaket yaşandıktan sonra ya bu TOKİ karşıtlığı kötü bir şeymiş. Rahmetli Özal başlattı. Her yeri işte beton yaptılar demek aslında yanlış bir şeymiş. Yıkılmayan binalar yapmışlar. Tam da ben şunu söylüyorum. Maalesef hani şimdi bunun üzerinden ancak o algı yıkılabilir. Şimdi bir üniversite araştırma yapsaydı. Bakın ben de şunu söylüyorum. Çok güzel. Siz işinizi yapıyorsunuz. Evet. Bir üniversite araştırma yapsaydı deseydi ki bilimsel olarak. Kardeşim siz İtiraz ediyorsunuz ama TOKİ'nin yaptığı işte şu sağlam zeminler, bunu görmek çok basit. Şu kadar da depreme dayanıyor, niye karşı geliyorsunuz değil mi? Bilimsel bir rapor yapılsın ya. O kadar üniversite var. Depremciler bile söylemedi. Duydunuz mu siz böyle bir şey? Duymadım. Evet. Ya çok önemli. Size bilgi, o zaman siz diyeceksiniz ki televizyona. İlyas Hoca bugün hilali anlatıyor. Evet, bize anlatmayacağını hilali anlatıyor. Yanımda diye ya. Yanımda diye ya. Siz seviyorlar, duyun diye diyorum. Mahmut abi sana anlatıyorum o zaman. Mahmut abi bak duyun. Biz de dinleyelim hocam. Biz de duymak istiyoruz. Size de bakın diye. Şöyle. Çünkü cevap vereceğim sana da onun için. Cevap verin. Oraya da bak. Bir sürü rapor hazırlansa size gelse. Siz de rahat rahat. Elinizde. Bakın kardeşim şu üniversitenin, şu kurumun, şu şeyin raporları var. Bakın siz buna karşı gelemezsiniz bilimsel olarak. Depremciler bunu söylüyor. Hiç ben duymadım. Hava Türkiye'de, bilim adamlarımız utanıyorlar iktidarı destekleyeceğiz. Bence utanmıyorlar, o bilinç yok. Böyle bir durumla karşı ya Naci Görür çıktı. Tabii. Bak şunu söyledi. Dedi ki bu iktidar 2012'den sonra çok önemli yasa çıkardı. 2018'de daha da onu geliştiren bir yasa çıkardı. Evet. Bunu söyledi. Fox TV'nin sunucusu ya da neyse o... Hayır ama burada da yanlışlar var. Ya onu boş ver dedi de şunu söylemedi ama. Bakın 2002'den bu tarafa, daha doğrusu 99 depreminden bu yana özel sektör dahil yapılan binalar eskisine göre inanılmaz iyiler. Hele devletin ve TOKİ'nin yaptıkları çok daha iyidir. Evet. Şimdi bu gerçeği tespit edersem şu demek. Hükümet hiçbir şey yapmadı. Algı bu. Depreme karşı hükümet hiçbir şey yapmadı. Ama yalan. 3.200.000 konut yaptı. 3.200.000 konut yaptı. 24 milyon insan yaşıyor ya. Bu gerçeği bilim adamı söylese, yani İnanırlar. O depremde söylese ama etkili o, olur. Ama o bilim adamlarının bir kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışman biliyorsunuz değil mi? Bu da danışman. Söyleyemezler. Hayır ya sadece danışmanlar mı var? Hayır. Danışma Kemalci. Ben bir programda tartıştım. Deprem bütçesi ne kadardı? Ben o meseleye girmeyeyim dedim. Ya sadece İstanbul'da hoca yok ki ya. Evet, 200 tane üniversite var ya. Kimin alanına giriyorsa. Bakın o deprem vergileri çok konuşuluyor. Türkiye'de 200 tane üniversite var ya. Deprem vergileri çok konuşuluyor. Nereye gitti bu para diye. Geçen bir hesap çıkartmışlardı. 5-6 katı para harcanıyor evet, deprem için. Sadece konut yapmaktan da ibaret değil bu para. Ama hocalar falan hocam onlar yani ne entelektüel onurları var. Bir tanesi de gitti infial yaratıcı açıklamalar yaptı. Bir deprem profesörü gitti şey bölgede. Ama ona da ben de onun da bir açıklaması vardı. Milleti korkutmayın diye. Ama maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor derler ya. Oturdum dedim ki ne kadar güzel konuşuyor hoca. Korkuya sevk etmiyor diye. Bir baktım adam şey videoları çıktı. Kadınlar kaçırılıyor, evet. İmam nikah kılıyordan falan. Yapılabilir. Ama hocam, İlyas hocam akademisyenler konuşsun diyorsunuz da koca adam i̇şte 70 yaşında bilim adamı yani nasıl bir ruh haline girip böyle bir şey atabiliyor acaba? Ya? Şimdi bakın, acayip ya. Ben yani şöyle yapıyorlar, ben çok iyi tanırım hocayı. Çok eski asistanlığımdan bu tarafa bizim vakıfta da çok, çok da şeyini düzeltmişimdir ben. Yani bilim adamı ile... Sosyal adam olmak ve siyasette konuşmak çok zor bir şey. Yani o sadece deneyler, işte makalelerle yaşıyor. Onun bilimsel gerçekliği var. Birden toplumla yüzleştiğin zaman böyle şeyler olur. Olayları doğru algılayamıyorsun. O zaman televizyona çıkarırken önce onları bir alıştırma, rehabilitasyon sürecine tabii. Sokup insanlar ya hoca Ahmet Ercan göre göre yalan da söylemezsin ama hocam televizyonlarda tabii Ahmet Mete Işıkaray'la Aykut Barka zamanında da rahmetler zamanında da nasıl bilmiyor olabilir mi ya? Yani ya şimdi şöyle ben tanıdığım ya, için söylüyorum şimdi hoca meslektaşlarımı ben insan. Hani ben ulan hiç kimseyi söylemiyorum hocam biz meslektaşlarımıza neler dedik gözünüzü açtık demiyorlar işte bilim adamı gerçekten akademi cesur değil değil mi hocam akademi niye böyle yapıyor? Yok ama şu ben hatalı değildir demedim. Elbette. Bu bir büyük bir hatadır, büyük bir aymazlıktır. Ama şu, birçok hocada bu var. Yani kendi dünyalarında yaşıyorlar,
toplumun dinamiklerini bilmiyorlar. O bir akademi hiç çıkmıyor yani. Akademik insan toplumla çok yüzleşmez. Askere benzer yani. O yüzden toplumun bütün dinamiklerini bilemeyebilir. Etkiye çabuk gelir, inanır. Ya hocam ben şeyi merak ediyorum. Bu medya ekseninde baktığımızda deprem bilen, değil mi? Siyaset bilen ya da işte dış politika bilen hiç mi milliyetçi, muhafazakar ya da milli unsurlar yoktu? İşte onun bu enteresan bir şey. Var aslında. Hep aynı tipler, aynı şekilde negatif bir şekilde enerji yayan tipler var. Enteresan bir şey. İşte demek var işte, var. Toplantısına katılan var aslında ama konuşmuyor. Bilim adamı var, deprem profesör var, daha var. Çok... Kamuya mal olmaları lazım, ekranlara ama çıkmaları lazım. Ama her alanda lazım. Öyle değil mi? Sanatçıysan adamı bitiriyorlar. Adam diyor ki işte asker harekata çıkmış, sefere gitmiş, Allah yardımcıları olsun diyor falan. O adamı siliyorlar yani. Sınır karakolunu böyle... ziyarete gittiler işte Sayın Cumhurbaşkanı'na beraber. Hani, başlarına geldi. Ya Mustafa Kemal Bey ilginç bir şey dedi. Çok böyle marjinal falan demiyor ki işte gitsin onları süründürsün, öldürsün. Adam diyor ki Allah yardımcıları bak, olsun sebebi falan. Sebebi ne biliyor musunuz? Adamı... Yani acayip bitiriyor abi. Tabii başkanı, Türkiye'de bilimin 19. yüzyılda olduğunu gösteriyor biliyor musun? Amerikan başkanı moral vermek değildi. İçin gittiği ama zaman Afganistan, Irak işte o işgal bu, ettikleri Müslüman toprakları gittiğinde ülkenin en önde gelen sanatçılarını götürüyor ya orada askerinin yanına. Fırat abi bir şey ekleyeyim de o milliyetçi muhafazakar dediğime solcu demokratlar. Onu da ekleyeyim yani. Tabii bu Amerika'da iptal kültürü diye andığımız şey. Tabii hani, solcu falan değiller onu. Ne özgürlükçüler ne bir şeyler gördüler. Ya niye biliyor musunuz? Aslında başka bilimsel bir gerçeği var. Bizdeki akademi ve bilim 19. yüzyıldaki pozitivist dünyada kaldı. Daha İngiltere'de Fransa böyle değil. Mesela İngiltere'de ateisttir ama kilisede çalışıyordur. Çok örneği vardır. Yani adam profesördür aynı zamanda papazdır. Yani çok örnekleri vardır bunun. Orada bir geçişkenlik var. O entelektüel... Dünyayı yakalamış. Bizdekiler eğer bilime inanıyorsan şey yapamazsın, dindar olamazsın. Hala 19. Daha yüzyıl kafası. Fransız aydınlanması. Tabii 19. yüzyılda da şimdi hocam, öyle değil ki Fransız. Bu karaktersizliğin teorik bir boyutu da var diyorsunuz. Abi insan gördüğü, Galileo demiş ki dünya dönüyor ölmüş. Bunlar hani pozitivizmin hası orada ama. Yani şöyle. Ya son birkaç dakika bak söyleyecek bir şeyim varsa. Mustafa'nın eski partisi. Konu çok dağıldı. Sen daha bana bir soru bu seçim ya bilimle bilime inanmayanlar arasında olacak. Evet evet onu söyledi. Çok aa, enteresan. Evet, bilimle evet. Bilimle inanmayanlar arasında geçecek seçim. Allah Allah. Kim bilime inanmaz? Kim bilime inanmayan kim ya? Yani, yani kim bilime kim? İnanmaz böyle yani. Bir kafa değil enteresan mi? Bir kafa ya. Ama hem bilime inanıp hem dine inanabilirsin. Yani bunu hiç düşünmüyor yani. Düşünmüyor yani işte. Bilimsel ihtimal... mesela bilimsel bütün kriterler diyor ki İstanbul büyük bir deprem bekliyor. Evet. İstanbul'un İBB, Belediye Başkanı da reklam bütçesini şişiriyor. Deprem bütçesini %60 kesiyor. %60 şimdi bu bilime inanan... Evet. Taraf oluyor. Depremle alakalı her tür elinden gelen önlemi almaya çalışan iktidar da bilime arkasını dönmüş karanlık. Ve bunu da biz anlatamıyoruz. Zihniyet o da sıkıntı. Oluyor. Evet. Anlatamaz. Propagandasını İşte bu yapıyorlar. Kendinden menkul, kendini üstün sayma tavrı. Yani beyazlığa has olan... Ama ona fit olmuş bir kitle var. Yapıyorsa da o yapıyor diyen bir kitle oluşmuş yani. O kitleyi o... Ama bence gidiyor bu orayı kitle. Şey yapmaya o kitlenin başlamış. Sonu gelmişti. Öyle mi hocam? Söyleyebilirim akademisyen. Bana da artıyor gibi geliyor hocam. Yok. İnşallah azalıyor. Çünkü etkin yerdeler. Ya, ama bitiyor tuvalet yani. Tuvalet terliği de olsa oy vereceğim diyene bir şey yapamazsın zaten Melih. Ama onun dışında gerçekten veriler üzerinden baktığımızda ister dış politika olsun, ister iç politika olsun, ister şu bugün... sundukları ucube sistemi mevcut sistemimizle karşılaştırmak olsun. Çok açık net ortada yani. Hani ya kriz, kaos ya da şimdi istikrar. Metin tamamen kaos getireceğini ifade ediyor. Hayırlı olsun. Son 3 günde öğrenmediysek daha da öğrenmeyiz. Hayırlı olsun. Zaten. İnşallah kaos getirmez. İyi anlatması lazım. İnşallah bu Metin kaos getirmez. İnşallah iyi olan kazanır. Hep öyle diyoruz buna. Evet, halkımız karar verecek. Millet karar verecek. Evet, en iyisini seçecek muhalefette. Onu yapsalar her keşke. İtirazımız da o yönde. Yani mış gibi adaylarla değil de. Ya adayımız budur. Arkasındayız. Yeneceğiz sizi diye bir çıksalar piyasaya. Şu açıdan da bu kadar iyi oldu. Metin falan gerek yok diye düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi... Halkımızın tercihi son olacak. Son cümle söyleyeyim. Şu hemen açıdan da iyi oldu. Yani muhalif seçmen için ya işte Mansur olsaydı böyle olmazdı. Ekrem olsaydı böyle olmazdı falan diye kendini belki üzecek muhalif onlara seçmen vardı. Verdi. Onlar da en azından görecekler. Hepimiz göreceğiz. Evet. 2 ay sonra. Bu vesileyle de vatandaşlarımızın çok teşekkür ederiz. Gene konuklarım bugün müsaade etmediler. Programı böyle kapatıyoruz. Berat Kandili. Herkesin Berat Kandili'ne. Evet. Mübarek olsun.